Emirgan Korusu'ndaki laleler de fotoğraf kurbanı oldu. Fotoğraf çekilmek isteyenler laleler arasından kendilerine bu şekilde yol açmış durumda. Evet biliyorum, herkes basmış. Ay çok, aslında haklısınız. O yüzden haklısınız, haklısınız. Yok çıkalım. Hayır, o yüzden basmıyoruz aslında. Neden basıyorsunuz? Herkes bastığı için, resim için, resim olsun diye. Bir resim olur. Aynen yani, resim bunca olsun. Yemek. Kesinlikle yok. Şu anda hala basmaya devam ediyorsunuz. Derlere basmıyoruz yani, daha önce basılan yerdeyiz. Bu kadar. Daha önce basılmasaydı basmayacak mıydı? Hayır, kesinlikle basmayacak. Gerçekten üzücü. Hani bu kadar emek veriliyor, bu kadar güzellik, bunların bu kadar bu şekilde heba edilmesi yazık. Hani saygı, her şeye saygı göstermek lazım ama maalesef ki zamanımızda hiçbir şeye saygı kalmadı. Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum bu durumu göründüğüm zaman. Buraya neyle dikilmiş bu buraya ya? Düşüneceksin böyle biraz. Yağmurda, çamurda insan buraya emek vermiş. Resim çekiyorsun. Dur kenarda çek be kızım ya. Bak geçen sene geldik, 3 günlük izinimiz vardı şey koronadan dolayı. Harikaydı böyle, kıyamazdım basmaya girmeye. Şu anda resmen bir yıkım var burada yani. Bunun bir özelliği kalmamış yani, lalenin bir gezme özelliği kalmamış. Çok yazık yani. Şu anda üzülerek geziyorum vallahi. Misafirlerimi getirdim ama hayal kırıklığına uğradım. Öyle bir güzel memlekette yaşıyoruz ki cennetten bir köşe. Her köşesi ayrı ayrı güzel. Ben Balıkesir'den geldim bu güzel İstanbul'a. İstanbul, sen farklı güzelsin, sen başka bir güzelsin. Ama gerçekten üzüldüm. Gerekli önlem, gerekli koruma yapılmamış. Üzüldüğüm konularda en başına gelen lalelerin üzerine basılmış. Bizler vatandaş olarak çok dikkat etmemiz lazım. Ben senden değilim, vardı.